Çok üzgünüm. Kaka testinde bir sürü bakteri gördüm. Nasıl olmuş olabilir? Yediği bir şeyleri güzelce yıkamamış olabilirsiniz ya da ağzına götürdüğü herhangi bir şey mikroplu olabilir. Bu arada da çok sıvı kaybı var, o yüzden bol bol su içmeli. Tamam. Ana böyle hemen su içirmeliyim. Oo, bir dakika. Oo. Biberonunuz kirli. Farkında mısınız? Ama hiç fark etmedim. Peki biberonunuzu nasıl temizliyorsunuz? Suyunu içirdikten sonra suyla yıkıyorum. Ama öyle olmaz. Bebeğinizin biberonlarını ve emziklerini güzelce sterilize etmelisiniz. Peki nasıl yapacağım? Şöyle biberonunu ve emziklerini güzelce yarım saat boyunca kaynatacaksınız. Kaynattıktan sonra da bir süre varsa mikrodalga fırında tutup iyice sterilize etmelisiniz. Böyle yapılacağını bilmiyordum. Tamam, eve gidince yapacağım. Tamam. Bebeğiniz için şimdilik ben bir ilaç yazıyorum. Birkaç gün düzenli kullandıktan sonra toparlanacaktır, iyileşecektir. Ve dediğim gibi biberonların ve emziklerin temizliğine dikkat edelim. Buyurun. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Al bakalım ilacını iç ve güzelce dinlen. Ben de şimdi senin biberonlarını ve emziklerini temizleyeceğim. Ne demişti doktor? Hepsini güzelce kaynatacağım. Biberonlar buraya. Mama kabı ve emzikleri de buraya. Su dökelim. Şimdi bunları ocağa koyup yarım saat kaynatalım. Vakit tamam. Ocağı kapatabilirim. Tencereler çok sıcak. Eldiven takmalıyım. Neydi bir de? Mikrodalga fırınına da koyacağım. Çalıştıralım. Bu biberonlar artık temiz. Sırada emzikler ve mama kabı var. Şimdi bebeğime muz yedirmeliyim ama güzelce yıkamalıyım. Muzu soyalım. Güzelce ezelim. Doktor bol bol su içmesini istemişti. Ağzını kapatalım. Hadi bakalım İshal için muz biraz yemeliyiz. Şimdi de su içmeliyiz.
Al bakalım emziğini de. Şimdi daha iyi görünüyorsun. Hadi bakalım, uyuma vakti. Siz de kendi bebeklerinizin biberonlarını ve emziklerini temizleyin. Ya Allah.